Merhabalar. Adım Ozan Hikmet Arıcan. Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bugün 12. İBANES Kongre Derslerisi Ohrid için hazırladığım bildirinin sunumunu yapacağım. Değerli katılımcılara da buradan başarılar diliyorum. Çalışmanın adı gemi insanlarının çalışma tercihlerine göre en uygun gemi türü ve özelliklerinin belirlenmesi. Sunumun içeriğinde amaç, kapsam, yöntem, literatür, araştırma bilgileri, bulgular ve sonuç şeklinde ilerleyeceğim. Çalışmanın amacı, gemi insanlarının çalışmak isteyecekleri gemi türü ve bu gemilerin sahip olması gereken özellikleri belirlemek. Çalışmanın kapsamında neler var? Gemi insanları var. Gemi insanları genelde gemi adamları olarak söyleniyor ama ben burada gemi insanları olarak söyleyeceğim. Tüm gemi tiplerinde çalışmış gemi insanlarından bahsediyoruz. Gemiyi aktif olarak yapan gemi insanları mevcut. Ve üst düzey yönetici tayfa sınıfındaki personel bu çalışmanın kapsamında. Yöntem olarak neler uyguladık? Anket uygulaması yaptık. Bu anket uygulamasını 330 gemi insanına uygulanmıştır. Bu anketlerin uygulandıktan sonra betimsel analiz yöntemiyle cevaplar değerlendirilmiştir. Anket çalışması 10 sorudan oluşan ve internet aracılığıyla gönderilmiştir. 10 sorudan oluşuyor. Bu 10 sorudan 8'i çoktan seçmeli olup doldurması zorunlu tutulmuş. İkisi kısa yanıt şeklinde doldurulması zorunlu tutulmamıştır. Yöntem olarak bizim buradaki akışımız nasıl olduğunu ben gösterdim. İlk önce araştırmanın tasarımı yapıldı. Araştırma çevrimiçi olarak uygulanan bir anket çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar seçildi. Araştırmaya denizcilik sektöründen farklı gemi türlerinde görev yapmış veya yapmakta olan 330 gemi adamı, gemi insanı katılmıştır. Anket tasarımında ise anket 4 ana bölümden oluşmaktadır. Veri toplama süreci çevrimiçi platformlar aracıyla gerçekleştirilmiştir. Daha sonrasında veri analizi verilerin analizi için SPSS 22 istatistikler programı yazılımı kullanılmıştır. Bu şekilde yöntemimiz oluşturuldu. Peki bu çalışmaya benzer çalışmalar veya bu çalışmanın örnek alabileceğimiz çalışmalar nelerdi? Onları inceledik. Akademik çalışmalarda gemi personel için iş gücü konusunda birçok çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Bu arada şunu belirtmek lazım. Daha çok literatürde gemi adamlarının seçimi, gemi insanlarının seçimi üzerine çok fazla çalışma var. Yani gemi insanlarının şirket gemi türündeki seçimleriyle alakalı hiç çalışma yoktur. Cömert 2008 tarafından gemi adamları mesleğinin sürdürülebilirliği konusunda neler yapılması gerektiğine yönelik bir çalışma yapmıştır. Arslan 2006 tarafından dünyadaki ve Türkiye'deki gemi adamı arz talebinin araştırılması maksadıyla deneysel veri toplama yöntemiyle bir çalışma yapmıştır. Kartal 2019 tarafından Türk gemi adamları için uluslararası deniz iş gücü piyasasına daha aktif katılımına yönelik yapılması gerekenleri ortaya koymak amacıyla bir çalışma yapmıştır. Etöz 2007'de vardiya zabiti seçimine yönelik çalışma yapmıştır. Gemi türlerine göre en iyi vardiya zabiti kimler olabilir? Bu çalışmada gösterilmiştir. Arslan 2023'te, Arslan ve Arkadaşlar 2023'te deniz iş gücünün sürdürülebilirliğine yönelik bir model geliştirmek maksadıyla bir çalışma yapmıştır. Taşdelen ve Arkadaşlar 2016 tarafından gemi adamlarının gemiyi bırakma sebeplerine etkisi olabilecek ailevi sebepler üzerine bir çalışma yapmıştır. Uçkun 2016'da gemi adamlarının iş stresi ve tatminin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkenini incelemiştir. Yapılan literatür araştırması sonucunda tüm gemi adamlarını kapsayan geniş çaplı araştırmalar yapıldı. Ancak araştırma sonucunda daha çok şirketlerin gemi adamı seçimine yönelik çalışmalar olduğu görülmüştür. Gemi adamı perspektifinde gemi türü seçimine yönelik çalışma olmadığı belirlenmiştir. Bu konu ile literatürde ilk defa yapılan bir çalışma olacaktır. Gemi adamı kavramında neler var? Gemi adamında en üstte kaptan var. Baş mühendis ve güverte, daha doğrusu makine bölümü, güverte bölümü olarak ikiye ayrılıyor.
baş mühendis, ikinci mühendis, birinci zabit, ikinci zabit, üçüncü zabit ve personellerden oluşan bir kısım var. 24.832 sayılı resmi gazete yayınlanmış. Gemi adamları ve kılavuz kaptanlar yönetmeninde gemi adamı geminin kaptanı, zabitleri, yardımcı zabitleri, stajyerleri, tayfaları ve yardımcı hizmet personeli şeklinde ifade etmektedir. Gemi adamının iş yeri gemidir. Türkiye'de gemi adamları Türk Ticaret Filosu gemilerinde olduğu gibi çeşitli sebeplerle yabancı bayraklı ve yabancı devlet kontrolündeki gemilerde de çalışabilmektedir. Evet, sadece Türk gemi adamları Türk gemilerinde çalışıyor diye bir ibare yok. Bütün dünyadaki tüm bayraklı gemilerde çalışma yeterliliğine sahip. Gemi adamları istatistikleri ILO'nun 2023 verilerinden alındı. 2023'te toplam gemi adamı sayısı, bu sayı tabii ki aktif gemide çalışan ve çalışmaları da kapsıyor, 163.262 olarak belirlenmiş. Bunların zabitan tarafı 62.158, tayfa dediğimiz sınıf 101.104. Burada 2018'de bir düşüş gördük. Bunun nedenini tam bilmiyorum ama bunu araştırıyoruz. O arada bir personel, daha doğrusu gemi adamındaki bir düşüşten bahsediliyor. Türk Ticaret Filosu'nda gemi cinsine göre deadweight ve adet gelişimi bu tabloda gösterildi. Tabloda 2023 verilerinde Türk filosuna ait kuru yük gemi sayısı 190, dökme yük gemi sayısı 41, konteyner 64, gaz tankeri 199, yolcu gemileri 445, hizmet gemileri 156, römorkörler 179 şeklinde aşağıya doğru iniyor. En çok, en fazla sahip gaz taşıyıcılar ve dökme yük tankerler olarak, dökme yük gemileri olarak söylenilebilir. Türk Ticaret Filosu'nun yıllara göre deadweight bazında gelişimi nasıl ve bu yaş olarak aslında en büyük sorunumuz bu bence. 2023'te ortalama yaş 23, diğer yıllarda da 22-23 bandında ilerliyor. Tabii ki bu gemilerin yaşlandığını ifade ediyor. Yaşlı, yani belli bir yaşın üzerindeki gemilerin şartlarında çok iyi olmadığını söylemekte fayda var. Gemi adamları Biz burada gemi adamlarını araştırırken gemi adamlarının ortamdaki arasındaki iş çalıştıkları ortam arasındaki ilişkiye baktık. En büyük şeyler bunlar çıktı. Bunlar aslında en önemli maddeler, kriterler. Güvenlik donanımları ve iş güvenliği konusunda çok önemseniyor. Yaşam alanların konforu ve psikolojik durum, internet erişimi ve sosyal bağlantılar, yemek kalitesi ve fiziksel sağlık, çalışma ortamının düzenli ve verimliliği konuları önemli konular. Bunların da açıklamaları aşağıda belirtildi. Ben burada internet erişimi ve sosyal bağlantıları biraz ilerlemek istiyorum. İnternet erişimi gemi adamlarının aileleriyle ve arkadaşlarıyla iletişimde kalmalarını sağlıyor. Sosyal bağlantıların sürdürülebilmesi, gemi adamlarının yalnızlık hissini azaltır ve motivasyonunu artırıyor. Ben de bir gemi adamıyım. Uzun yıllar gemilerde kaptanlık yaptım. En büyük sorunlardan birisinin sosyal bağlantılarınızın gitgide eksik kalması ve uzaklaşmanız bence en önemli maddelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, gemi adamların meslekten beklentileri neler? Gemi insanların çalışma koşulları ve gemi tercihine yönelik literatür, gemi insanların iş tatmin verimliliği ve sağlıkları üzerinde önemli etkiler olduğunu ortaya koyuyor. Gemi türü ve özellikleri, gemi insanların çalışma koşullarını ve dolayısıyla performansların şekillendiren temel faktörlerden biri olduğu söyleniyor. Gemi türleri ve iş tatmini arasındaki ilişki ne peki? Çeşitli gemi türleri farklı çalışma ortamları ve görevler gerektiriyor. Örneğin konteyner gemileri genellikle daha düzenli has seferleri ve gelişmiş teknolojik donanımları bilinirken dökme yük gemileri daha uzun sefer süreleri ve daha zorlu çalışma koşulları sunabiliyor. Benzer şekilde enerji tankerleri ise yüksek güvenlik standartları ve modern donanımlar ile dikkat çekiyor. Evet, gemi özellikleri ve gemi insanların tercihleri arasındaki ilişki nasıl burada? Gemi özellikleri gemi insanların yaşam kalitesi ve iş verimliliği üzerinde doğrudan etkili olabiliyor. Östermann ve arkadaşları 2020'de gemi insanların en çok önemsediği özelliklerin gemi güvenlik donanımları, yaşam alanlarının konforu ve geminin genel teknik durumları olduğunu belirtmiş. Gemi insanların iş tatmini üzerindeki genel değerlendirmeler neler? Gemi insanların iş tatmini, gemi türü ve özelliklerinin yanı sıra iş yükü, çalışma saatleri ve kaptan çalışan ilişkileri gibi diğer faktörlere de bağlı.
Yuan ve arkadaşları 2018'de gemi insanların iş tatmininin yalnızca fiziksel koşullarla değil, aynı zamanda yönetimsel faktörlerde de yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Gemi insanların sağlığı ve güvenliği konusunda denizcilik sektöründe çalışanların karşılaştıkları sağlık ve güvenlik riskleri gemi tercihlerinin belirleyici bir etkiye sahip. Gemi insanların psikososyal durumları nasıl? Gemi insanların psikososyal refah, onların gemi tercihlerinin göz önünde bulundurukları bir diğer önemli faktör. Uzun süreli deniz yolculuklarının gemi insanların psikolojik sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve bu durumun gemi tercihinin belirleyici bir faktör olduğunu belirtmekte. Evet, bulgulara gelirsek eğer ne bulduk? Demografik yapıda erkekler kadınlar %90'a %10, denizcilik sektöründe bu normal bir şey. Eğitim durumu en çok lisans ve ön lisans çıktı. Yaş grubu 20-29 arasındaki yaş grubu daha fazla, 30-39'da en düşükte 60 yaş üstü kişiler mevcut. Gemi türü tercihlerinde en yüksek konteyner gemisi tercih edildi. Daha sonra LNG tankeri, dökme yük gemisi, ro-ro gemisi, kimyasal tanker ve diğer dediğimiz romorkör vesaire diğer gemi türleri seçildi. Bunun nedeni gemi insanların modern ve donanımlı gemi türlerine yöneldiğini gösteriyor. Ya da LNG tankeri gibi güvenlik standartları ve teknik donanımı nedeniyle ikinci sırada yer almakta. Tamam. Peki özellikler konusunda neler var? Tamam, gemiyi tercih et derken özelliklerini de tercih ediyor çünkü. Güvenlik donanımı en yüksek seviyede. Yaşam alanlarının konforu bir sonraki seviye. İnternet erişimi, evet, demin de bahsettiğim gibi üçüncü seviyede. Evet, demografik farklılıklar ne? Yaş gruplarında 20-30 yaş aralığındaki gemi adamları daha modern ve teknolojik gemileri tercih ediyor. 50 yaş üstü katamaran daha geleneksel gemileri. Deneyim seviyelerinde deneyimli gemi adamları güvenlik donanımlarına daha fazla önem verirken daha az deneyimli gemi adamları yaşam alanlarının konforuna öncelik veriyor. Kadın gemi insanları sosyal etkileşim olanaklarını ve yaşam alanlarını daha çok isterken erkekler daha fazla önem buna göre vermiş. Evet, iş tatmini ve gemi özellikleri arasındaki ilişkide en çok güvenlik donanımları, iş tatmini, yaşam alanlarının konforu, internet erişimi, teknik donanım en yüksek seviyelerde. Evet, tartışmaya gelirsek özellikle güvenlik donanımları ve yaşam alanlarının konforu gemi insanların tercihlerini belirlemede kilit faktör olarak öne çıkmakta. Bu sonuçlar Österman ve arkadaşının 2020'de çalıştığı Aracan ve Ünal'ın 2023 tarafından yapılan çalışmalarına paralellik göstermekte. Bu çalışmalarda güvenlik donanımlarının gemi insanların iş tatmininde önemli bir rol aldığını ve gemiden geçirilen sürenin kalitesinin arttırıldığı vurgulanmakta. Bu çalışmanın bulguları gemi insanların modern gemi türlerine yönelik eğilimlerini ve bu gemilerin sahip olduğu özellikle iş tatmini üzerinde etkilerini öncelikle araştırmalarla karşılaştırmakta. Bu Hartwich, 2013 ve Co ve arkadaşları 21 tarafından yapılan araştırmalarda gemi türü ve özelliklerinin gemi insanların psikososyal refah üzerine etkilerini vurgulamakta. Yaş grupları ve deneyim seviyelerine göre farklı tercihlerin olduğunu gözlemlenmiş. Deneyimli gemi adamları daha fazla güvenlik önlemleri olan gemileri tercih ederken daha genç ve az deneyimli gemi adamlarının yaşam alanlarının konforuna daha fazla önem vermiş. Evet, öneriler neler? Bu çalışma gemi insanların gemi türü özelliklerine yönelik tercihlerinden bir anket çalışması ile sınırlandırılmış. Gemi işletmecileri, gemi filolarını çağdaştırarak demin bahsettiğimiz yaş olayı ve araç gereç, yaşam alanlarının konforu gibi ya da işte LNG tankerleri güvenlik seviyelerini yükseltilmesi gibi gemilerin daha iyi kondisyonlara getirilmesi gerekiyor. Gelecekteki araştırmalarda neler olmalı? Katılımcılar daha fazla olmalı. Daha fazla özellik karşılaştırmalı. Gemi insanının tercihleri zaman için nasıl değiştiği belki araştırılabilir. Bu tür çalışmalar denizcilik sektörünün daha sürdürülebilir bir iş gücüne sahip olmasını gerektiriyor. Gemi insanları uzun deniz yolculukları sırasında konforlu bir yaşam sürdürmeleri için yaşam alanlarının hijyen, genişlik ve rahatlık açısından iyileştirilmesi gerekmekte. İnternet erişimi gibi modern olanakların sağlanması gemi insanların sosyal bağlantılarını sürdürülebilmeleri açısından önemli. Gemi insanların mesleki gelişimlerini sürdürülebilmeleri için gemilerde düzenli eğitim programları ve gelişim olanakları sunulmalı. Evet, sonuçta
Bu çalışma gemi insanların gemi türü ve özelliklerine yönelik tercihlerini ortaya koymuş ve bu tercihin iş tatmini üzerindeki etkilerini analiz etmiştir. Araştırma modern ve donanımlı gemilerin gemi adamları tarafından daha fazla tercih edildiğini ve bu gemilerin yüksek iş tatmini sağladığını göstermekte. Gemi işletmecilerinin bu bulgular doğrultusunda gemi filolarını optimize etmeleri, gemi insanların iş tatmini ve genel verimliliğini artıracak önemli adımlar olarak değerlendirmektedir. Sunumu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Güzel bir kongre geçirmenizi dilerim. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin.